Çimen. Hoş geldiniz. Ya. Çok güzelsiniz ya. Sağ ol. Sağ ol. Ya ne kadar güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok güzelsiniz ya. Bu alkışlar keşke bize gelmiş olsa. Bu alkışlar kime geldi tabii ki? De facto. Gerçekten öyle fazla yani. Ama de facto ile ilgili şöyle benim bir problemim var biliyor musun? Yani bilmiyorum sponsorum devam ediyor ama. De facto ile problem olanın kendisiyle problem vardır. De facto ile problem var. Şöyle bir problem var. Şimdi normalde bir sahnede giymemiz için verilen kıyafetleri. Geçen gün evden giyerek çıktım. O derece. Gelemedim buraya biliyor musun? Nasıl? O nasıl gömlek öyle diye bakanlığa. Böyle pantolon mu olur? Yani insan de facto güzel bir marka ama yolda yürürken çok dikkat çekiyorsun. Evet. Aramızda bu arada de facto giyen var mı? Bir anısı var yani. De facto ile hemen verelim. Ver bakalım hemen mikrofon de facto ile ilgili. Ne anım var de facto öyle? Bir insanın bir markaya nasıl bir anısı olur? Ya bir gün bir şeyler alacağım. Bir baktım arkamdan mor bir tane tişört giymiştim de facto'nun. Bayağı şekil bir şey. Lan bir baktım bir baba oğul geliyor çocukta aynı tişört var. Oğlum diyorum gelme lan diyorum. Gelme yani gelme adam geliyor üzerime doğru. Böyle bir anı. Seni görüp mü geldi? Aa benim bu tişörtümün aynısı falan diye mi geldi? Yok çocuk herhalde anlamadı yani. Ha ufaklık olduğu için. Sen çocuk kıyafetlerimi giyiyorsun. Öyle oldu yani ben. De facto giyin hayatınız anlam kazansın. Teşekkürler de facto. Çok sağ ol. Yepyeni bir bölümde Trump sahnede gene ağzına kadar dolu seyirci kitlemizle beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uzaklardan gelen var mı bugün bizi izlemeye? Böyle uzaklardan. Neresi bir tane? Londra. Londra'dan. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Arka? Ümraniye. İşte bu ya. Samimiyet bu işte. Başka neler? Neresi bir tane? Biz İzmit'ten Lüleburgaz'a giderken uğradık. Ulan burası benzinci mi amına koyayım? Tuvaletiniz mi geldi? Ne oldu? Ver bakayım mikrofonu uğrayanlara. Merhabalar. İsim neydi? Özgün. Özgün hoş geldin. Biz kalabalık grup musunuz? Biz üç kişiyiz. Üç. Kız arkadaşım, kız kardeşimle geldik. Siz nereden nereye gidiyordunuz? Biz İzmit'ten Lüleburgaz'a gidiyoruz. Seçim için sandıkta oraya gidiyoruz. Ha, oy kullanmaya gidiyoruz. Evet, oy kullanmaya gideceğiz. Zaten seyahatimiz belliydi. Bu da denk gelmiş oldu öyle. Keyifli, stresli. Bu geceyi burada mı yoksa direkt bizden sonra? Yok, devam edeceğiz sonrasında Lüleburgaz'a. Hani arada bizi aradınız ha? Aynen öyle oldu. Sandık müşahidi misin yoksa böyle oy kullanmaya mı? Ya bir nevi görevli. Ben son günlerinde meclis üyesiyim aynı zamanda. Son 1-2 günü görevimin. Nerenin meclis üyesi? Hangi? Pınarhisar Kaynarca Beldesi. O ne aslında? Şey, orada meclis mi var? Şeyler var ya, sponsor alıyor ya takımlar. Bilmem ne çay kurtuluyor. O ne gibi? Sponsor mu aldı? Yok yok hayır. Ne dedi sen bir daha? Şimdi Kaynarca burada yakınlarda da var ya Gebze tarafında. Sen Kaynarca'nın başında bir şey daha dedin ama. Pınarhisar ilçesi, Kaynarca Beldesi. Ben de şey, Atiker şey gibi oldu. Aynen aynen. Beylikdüzü'nün kardeş belediyesidir. Ekrem İmamoğlu bizzat gelmiş, ziyaret etmiş durumdadır. Çok böyle 2000 nüfusluk, şirin bir belde. Tek övünecek şey bu mu? İmamoğlu geldi. İmamoğlu geldi, benden çakmak istedi abi. 2019'da evet. Kardeş belediye olunca halk kütüphanesi açtı orada. İlkokul ortaokul öğrencileri için. Yani 3 boyutlu yazıcıya kadar bayağı her şeyini böyle dizdi, dizayn etti. Sağ olsun destek verdi orada. Çok çevre tarafından gelinir, eğitime destek olur bir hale getirdi. Yani bu seçimden sonra yayınlanacak. Kütüphane açana kadar millet bahçesi açsa da yatıp yuvarlansalar ne güzelmiş ki. Fazla. Harika. Sandık müşahit olacak olan var mı? Ben sandıkta müşahit olacağım, bekleyeceğim. Sandık başkanı sandık var. Sandık başkanı aa, var. Versene sandık. Teşekkür ederim bir tane. Rica ederim. Çok tatlı. Siz başkan mıydınız? Daha önce sandık başkanlığı yaptınız mı? Hayır, memurdum. İlk defa başkanlık. İlk başkanlığınız. Evet. Orientasyon eğitimi falan oldu mu bir şeyler? Bir ne yapmak lazım? Eğitim vardı. Şimdi ben ders çalışmam lazım aslında ama buraya geldim. Neye ders çalışacaksınız ki? Çok uzun videoları, çok şey var. Muhtarlık falan, heyet. Muhtarlık bizim iş. Azalar. Hatırlıyor musun? İzlemişsen muhtarlık adayı videosu çektim ya ben bir tane. Evet. Bayağı bir viral oldu. Bana ya, bine yakın şöyle mesaj geldi. Abi bulunduğum yerde senin adını yazıp zarfa atacağım dedi. Bunu bir mahallede çok kişi yaparsa ben hiç istemeden... Herhangi bir mahallede muhtar olmak zorunda kalır mıyım? Beylikdüzü'ne adayı... muhtar yapacağım sizi. Bir de tüm Beylikdüzü'nde. Yakuplu'da. Yakuplu'ya havalimanı getirmeyen şerefsizdir. Hemen kazan gelir. Eyvah, zor bir görev. Bugün kimle geldin? Arkadaşımla geldim. Arkadaşınla. Doğum günü hediyesi almıştım ona sizi. Aa, Toprak da geldi. Tam cümle. Gel oğlum. Oldu. Ne oluyor bugün? Hoş geldin Toprak. Bugün sende miydi? Ben de ya. Ay sikerim de.
Ya. Evet, senle beraber seyircilere komiklik yapalım mı? Ben de bununla konuşayım. Bununla mı konuş? El mikrofonu var mı? Onunla konuşalım. Fazla abin yanına otur. Gel. Gel bakalım. Gel de tutayım kolunu, gel. O küçük. Heh. Tamam. Evet, o zaman önce hoş geldiniz de, değil mi seyircilerim? Hoş geldiniz. Ya. Toprak. Anneni mi çok seviyorum, babanı mı? Ya fazla. Benim sonra... bildiğim sadece bundan kanka. Bu çok yanlış. Çocuklarla tek iletişim bu. Pedagog var mı aramızda pedagog? Pedagog var mı? Bence sosyal hizmetler var mı çocuğun için? Toprak, bak burada hani sen nınını çimen vardı ya, seyirci o şarkıyı söylesene. Çiğnem, ne 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 ne, çiğnem, ne 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 ne. Ya oğlum, ay, ne maşallah. Yaptın. Herkesin çocuk tamam. Yapısı geldi mi? Tamam. Peki seyirciye o zaman teşekkür edelim. Sonra sen tekrar alkışlarla beraber oyun parkına git. İster misin? Of, oyun parkı da kaç paralık olmuşsundur sen şimdi orada. Ondan korkuyorsun değil mi? Seyirciye bir şey söylemek ister misin? Anne, sana bir şey sorabilir miyim? Seni çok seviyorum. Toprak. Ya ne kadar güzel bir çocuksun ya. Vay be. O zaman seyirciye işte Çimen Show başlıyor de. Çimen Show başlıyor. Oley. Bravo. Hadi. Hadi. Hadi aşkım. Teşekkür ederim. Aşkım gelmek istiyorsun da. Şimdi biz gösterelim. Şimdi valla biletleri geri isteyecekler Toprak, hadi. Çok çok büyük zarar edeceğiz. Sen şimdi Zuhal ablanla oyun parkına git, ben birazdan geleceğim yarım saat sonra. Tamam, akşam olacak zaten. Annenle baban gelecek, aynı evde kalacak. Aa pardon. Ya aramızda hiç pedagog yoktur. Hep yanlış cümleler. Fazla yemin ederim. Sen burada mı durmak istiyorsun oğlum? Annesi sen bir 5 dakika alsan sonra şey yapsak. İşte demek ki neymiş? Evet. Zamanında aldırılmıyor. Canım anlamıyorsun diye söylüyorum aşkım, ha. Annen, yoksa Toprak. Annen... Anlasan demem öyle şeyler. Hadi annenin yanına git aşkım sen. Hadi annen seni bekliyor. Geleceğim. Tamam mı? Hadi. Zaten mahkeme seni ona verdi. Hadi. Yani şey çok hoşuma gidiyor. Mesela kalabalıktan çekinmiyor. Şey evet. Yapmıyor. Yani çok özel bir çocuk belli. Olur gelsin. Şimdi kamera tekmiyor senin oğlum gelseydi. Pedagog var mıydı? Ha, pedagog, az önce pedagog aslında... konuşabilir miyiz? Merhaba, isim neydi? Sema. Sema, Toprağı gördüm. Evet, çok benim tatlı. Oğlum, teşekkür ederim. Mesela... benim oğlum demesi özellikle belirtmen de çok güzel oldu. Benim kendi oğlum. Evet. Eski eşimden yaptım falan. Allah bağışlasın. Teşekkürler bir tanem. Şimdi mesela bir çocuğun kalabalık karşısında bu kadar rahat olması, gitmek istememesi güzel bir şey değil mi? Normalde mesela çok güzel utanırlar, bir şey. Değil mi? Bu arada ben anaokulumda psikolojik danışmanım. Mesela bazen zorlarsın, gel oğlum, gel bir şey de, merhaba de falan dersin. Çocuk iyice artık basılır. Bir de biz böyle ayrıldık, evet, falan mesela. Bizim ayrıldığımız sence biliyor mu? Biliyordur. Ben söyledim oğlum kaç kere. Ben bayağı kulağına söyledim. Anne baba ayrıldı dedim seni. Üzülme dedim. Ben de senin amcasıyım. Bu olaylardan önce, boşanmadan önce işte böyle böyle bir süreç olacak. Hani benim evim ayrı olacak, senin evin ayrı olacak. Benim evim bir süre yoktu da onunla parkta yattığımı söylemedim çocuğa. İyi yapmışsın. İlk 3 ay çıkıp sırtına çantayla. Ulan o 3 ayda beni bir kere evine çağırmadın lan. Arkadaş. Vallahi çağırmadın. Bana mı güvenmiş, boşanmış, sorar mısınız hanımefendi kendisine? Evet doğru. Ha, evet doğru değil mi? Siz evli misiniz? Ben bekarım. Bekarsınız. Evet. Bekar olmak, yani çocuk sahibi olmadan çocuklarla ilgilenmek çok enteresan. Şöyle, zaten benim yeğenim var. Bana şey yapıyorlar, işte okulda veliler geliyor, sizin çocuğunuz var mı diyor. Yani yok diyorum, orada bir yüz böyle falan oluyor böyle. Evet, peki o sizi rahatsız ediyor mu yani? Ne rahatsız demek ya? Rahatsız ediyor çünkü ben zaten bunun 4 yıl eğitimini almışım. Yani hani çocuk doğurdum diye ben senden daha az biliyor olmayacağım. Tablet işi ne diyorsun? Çok zarar. Zarar. Yani çocuğu da görürüm ben sana, şey zarar mı diyeyim. Yani şöyle, en azından... Çocuk olmayınca sallamak kolay. Kısıtlı, öyle gerçekten de. Vallahi. Ama ben mesela ablama da kızıyorum, işte annemlere de kızıyorum. Çok fazla izletiyorlar ya da yemek yerken izletiyorlar. Evet. En azından tableti böyle... kaldırsalar çocuğu avluya bırakırım Cami Avlusu, Allah belanı versin. Kaldırmak tablet değil de, bir şey. Size mesela şunu tableti söyleyeyim. Ben bulurdum zaten yani, eğer şey bulunmasaydı ben bulurdum. 5 yaşındaki bir çocuğun maksimum izleme süresi 50 dakikadır. Aa, bir saatte yani. Değil mi? Yani maksimum...
Bir saat 50 dakika normal, biz de öyleydik. Bizim bazen 40 dakikada bırakıyor. 3 saat falan benim velilerim söylüyor. Oğlum ben sana bir söyleyeyim. Bak peki ben şu mukayesemi ne diyeceksin? Çok iyi anlıyorum. Tabii ki izlemesler daha iyi gibi düşünüyoruz ama bir yandan da baktığında biz de mesela yemek yerken mutlaka bir şey izlemek istiyoruz. Kaç yaşında insanlarız hala yani. Hı-hı. En kötü okuyoruz, izliyoruz. O yüzden biz hep model olmak çok önemli. Siz de evet. Aynı şekilde ailecek uyum bu kurallara diyoruz yani. Bak buraya gelmeden önce 2 saat oyun oynadım çocukla. Çok zıplamalı evet babayım ben. Bu ne yaptı? Oyun parkına bıraktı çocuğu. Yanlış. Ben evde oynadım. Evde. Çünkü karımla aynı evde yaşadığım için. Kanki bu oyun parkı paralı olduğu için olmasın. Sen muhtemelen getirmişsin kaç lira? 1000 lira. Az çıktı. Evde oynarız oğlum diye. Ben sana yaparım oyun parkı. O kadar saçma ki. Buraya kaç kere getirdim? Kum var. Bildiğin kum. Kumu veriyorsun 150 lira. Yarım saati. Kum ya. Kumda duruyor ama. Eskiden inşaatlarımız vardı kapının önünde. Ne oynadın? Kanka ne oynadın çocukla evde? Çok güzel bir oyun bulduk kankam. Oynayalım mı? Nasıl? Ödül verelim kazanana da. Ben söyleyeceğim nasıl olduğunu. 3 kişi alacağız abi. Sahneye. He, 3 kişi alacağız. Deneyelim çocuk oyunu. İkinci perde yapsak daha iyi değil mi? Ne olacak? Ne olacak aşkım? Bence ikinci perde yapalım. Ben de merak ettim. Tamam peki ikinci perde yapalım. Çok... Takım elbiseyle gelen kardeşim hoş geldiniz. İşten geldin herhalde. Abi verebilir miyiz? Ne iş yapıyorsunuz? Aslında oyun güzeldi lan. Oynasak mı 3 kişiye? Çok güzel lan. Eğlenceli. İyi akşamlar herkese. Bak hemen yapacağız. 3 kişi değil mi? Oynamak isteyen 3 kişi var mı? Beyefendi, hanımefendi, pedagog hanım. Gelin. Tamam, seçti 3 kişi. O kadar büyük risk aldım ki. Gerekir, uyarmaya çalıştım da ama dinlemiyorum ki. Çok merak ettim ama nasıl olacak? Buyurun, sahneye lütfen. Ne iş yapıyorsun? Finans sektöründe çalışıyorum. Görevin ne? İnsan kaynakları. İnsan kaynakları. Yani böyle insan işe alıp çıkaran... Doğru. ...kişisin sen. Evet. İşten çıkarımını sen yapıyor musun? Sen konuşmayı sen mi yapıyorsun? Kısmen. Bir de işten çıkarır mısın? Hangi sektör demiştin? Finans sektörü. Finans sektörü evet. Ben hangi departmanla çalışayım? Beni işten çıkar. Bakayım ne yapacaksın? Yani tekstil de olabilir. Tamam, tekstil de ben neyim? Makinacı. Tamam. Oğlum 31 çekti. O yüzden mi işten çıkarılıyor? Cem Bey. İnsanların arasında yapma dedi sana. Ben niye işten çıkarıldım anlayamadım ya. Tamam pardon özür dilerim. Makin... Beni işten çıkarmanı söyledi patron. Sen de gelip bana söyleyeceğim ve odana çağırıp işten çıkaracağım. Yani çok belli etmesek süreci. İşten çıkarma süreci tabii ki gizli oluyor. Bir tane daha insan kaynakları vardı. O kim? Sen söyler misin? Söylerim. Tamam, söyler. Bana bak, bize tamam, kalmaz lazım ben. Sakın takım elbiseni ona versene o giysin. İnsan kaynakları gözükmüyor. Bak yapay zekayla onun söylediklerini senin ağzına yerleştireceğiz. Tamam. YouTube'da izlersin. Alana kadar arkadaşlar ayakta bekletmeyelim yapalım mı? Hepiniz şu sırayla geçin abi. En önde hanımefendi geçsin isterseniz en önde. Sen arkasına geç. Sen de gel arkasına kanka. Tamam. Şimdi bak dur yapıyoruz. Şimdi ben size mesela şu anda kırmızıdasınız ya. Mavi deyince buraya böyle zıplıyorsunuz. Tamam mı? Maviye zıplıyorsunuz. Sonra kırmızı deyince kırmızıya zıplıyorsunuz. Kafası karışan eleniyor çıkıyor. Okey. Bu mu oyun? Süper oyun. Ne bir dakika çok pardon. Bir dakika beni bırakın. Başlıyor değil mi? Hayır bir şey çok özür dilerim. Bu insanlar 600 lira para vermiş. Hayır. Bir de internet oyun var deyip şimdi şey mi diyeceksin? Mavi kırmızı atlayacak. Aa, neden? Bunu insanlar çocuklarıyla vakit geçirmiyor artık. Bunu önüne geçmek için bu evde oynayabileceğiniz bir oyun olarak anlatıyorum yani. Peki oynat bakalım. Tamam belki. Başlıyoruz tamam. Mavi. Elendi siktir. Ya. Tamam, hocam gelsene Allah aşkına. Ya Allah aşkına gelir misin? Ya. İsim neydi? Fazlı. Ne ismin? Fazlı. İsminden belli. İsminden belli. Kafa yok. Ya Fazlı. Oğlum Fazlı'ları böyle mi tanıyorsun sen? Fazlı çok tutar mısın mikrofonu? Tabii. Ya çok özür diliyorum. Kaç yaşındaydın? 21. 21. Okuyor musun? Nerede okuyorsun? Yok, milli sporcuyum. Ne sporcusu? Motosiklet yarışı. Atlama dese yaptı ama. Yok. Motosiklet. Evet. Ya Fazlı özür diliyorum. Tabii ki sahne heyecanı falan etkin olmuştur da. Ya öyle heyecanım yok ya. Çok belli. Oyunu anlayamadım. Oyunu anlayamadım. Tamam. Şimdi hepimiz mi atlayacağız? Önden yok. Onlar nasıl anladı peki? İşte kafa yapısı. Çünkü onlar fazla değil. Fazla sen oyunu şöyle mi sandın? Mesela mavi diyor, aramızdan biri atlıyor. Yani böyle oyun var, aramızdan hangi? Acaba arkadaki atlamadığına göre ben mi atladım? Ben atladım, onlar... Hayır, öyle sanmadım. Yani önce hanımefendi elenene kadar atlayacak. Ondan sonra arkadaş atlayacak. Oyuna bak. Ya, hanımefendi tam saat bir buçuk olmuş, öndeki abi atlıyor. Arkadaki duruyor. Ben o zaman anlamadım ki. Tamam, herkes maviye geçti mi? Söylüyorum. Kontrol edelim. Falan uzatıyor böyle gereksiz. Evet, maviye geçelim. Kankam burası kırmızı. Bu hangi renk? Fazla diyor ki bu hangi...
Fazla diyor ki hangi renk? Oğlum bunlar alakası var. Buradan atlayacağım. Ya Fazla. Bu kırmızı, bu mavi. Tamam mı? Fazla. Sen hani oyun oynamadın mı evde? Bu hangi renk? Bırakayım. Burada şey, renkli top oynuyorsun. Turuncu. Onu mu oynuyoruz ya? Çocuklarınızla bunu konuşabilirsiniz. Tek tek. Siyah. Neymiş? Siyah. Benim oğlan daha çabuk anladı lan. Fazla. Başlıyoruz. Kırmızı. Çok çabuk gidiyor. Mavi. Kırmızı. Kırmızı. Mavi. Mavi. Çok pardon, bir saniye. Bebeğim, sen ne yapıyorsun? Arkandaki böyle atlıyor. Kız böyle. Ayıp ediyorsun ya. Eğlenmiş olmalı. Hayır, diskalifiyesin sen. Onlar çok fazla atlamıyor, hissettim kendimi öyle. Fazla var ya, fazla tepede kalkıyordu karşı. Yani fazla az önce unutturmak için daha da hevesli atlıyor. Aferin, bravo. Tamam, tamam. Bunlar diskalifiye tamam. Olmak üzeresin. Tamam. Ben yaptırabilir miyim? Sen yaptı tabii. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Mavi. Oğlum bir şey şaşırdı. Kırmızı. Kırmızı. Aa! Bence kardeşim pardon. Hiç yanlış yapmadı. En başından beri yanlış yapmadı. Evet. Yarışmanın kazananı oldu. Tebrik. Bravo. Nerede şey? İnsan kaynakları... Ha. Kardeşim merhaba. Merhaba. Sen hangi sektördesin? Makine sanayi. Tamam, ben montajcıyım. Montajcı Cem Usta. Beni, isim neydi? Yasin. Yasin, beni işten çıkaracaksın, tamam? Tamam. Sen çıkarıyorsun değil mi? Evet. Hani o şey, onun bize söylemediği sırları vereceğim bize. Tamam. Siktir git lan. Çok böyle samimi bir işletmeymiş. Cem Bey, aslında öyle olmuyor. Harbi mi? Çocuğu rehin aldılar inşallah, valla. Bu ay zam bekliyorum patronum. Valla keşke bizimkini de alsalar kankam. Her gün evde kırmızı mavi de tepiniyor zaman. Efendim? Aslında örneklendirsek daha iyi olur. %90 performanstan dolayı çıkarılıyorsunuzdur. Yani memnun değiliz. Performans düşüklüğü var. Cem Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çay may bir şey var mı? Cem Bey fazla samimi olmayalım isterseniz. Gel ve mesafeye koyuyoruz. Nasıl mesafe koydu? Beyefendi 36 saattir buradayım. Bir tane çay rica ettim. Samimi olmuş oluyoruz. Gel dışarı çıkalım, çay içelim mi dedim sana? Sonuçta siz de çalışansınız. Tamam, ne bu sahibinin sesi evet, olmak? Konuşmamız gereken bir konu var. Sonra çay ısmarlarım. Ben 16 yıldır burada çalışıyorum. 16. Benim adım Cem Usta. Tamam. Arıyorum, çaycı getirsin hemen. Teşekkür ederim. İlk başta da evet söyleseydiniz bu konuşmayı geçemeyecek. Buyurun. Tamam, kusura bakmayın. Estağfurullah, her gencin kusuru sen olur. Sen kovcan lan adamı. Nasıl rahmet oldu bu? Genç adamsın, kusur olur elbette. Ben 51 yaşındayım, 51. Tamam. 4 tane çocuğum var, şimdi, hanımı da geçen sene kaybettik. Allah rahmet eylesin, biliyorum ücretli izni ben yazdım. Teşekkür ederim bu arada, bir gün vermişsiniz. Kadın Kayseri dedik, oraya gidene kadar zaten gömmüşler ama sağ ol. Ölüm izni 3 gün bu arada. Kimin ölümü? Anneniz, babanız veya birinci derece akrabalarınızdan birisi olursa 3 gün ölüm izni var. İkisi aynı anda ölürse 6 gün mü? Yine hayır, yine 3 gün. Fazla. Aa. Bunu mu hesaplıyorsun? Hayır. Niye bizim aynı anda ölüyorsunuz diye kızıyor annesine. Sen şey mi diyeceksin? Annem babam ayrı aynı anda öldü. 3'er gün arayla ölseler keşke. İşte baksana öyleymiş. O yüzden aynı peki, anda kovulmak ölmeyin. İstemiyorum. Çıkmak istemiyorum ben. Ben memnunum kardeşim. Açıkçası bu saatten sonra dönüşü yok. Zaten evraklarınız hazır. İşten çıkışınız yapıldı. Oy, çok bugün itibariyle... Tazminatınızda yatacak maaş hesabınıza. Evet. Teşekkür ederiz. 15 yıl, 20 yıl emek verdiniz. 15 yıl, 20 yıl bundan emek sonraki verdim. Bir iş başvurunuz olsa beni referans gösterebilirsiniz. Yardımcı olacağım. Gösterebilir mi? Gösterebilir. Sen olumlu bir şey der misin? Performansı düşük diye kovuyorsun. Evet. Genel olarak 15 yıl boyunca bir sorun yaşamamışsınız. En son performansı düşmüş. Genelde 15-20 yıl çalışanların performansı düşüyor zaten. Kaşarlaşıyorlar. Dilin niye böyle sertleşti bir anda ya? Abi işin orası pis oluyorlar ya. Az çalışıyorlar o yüzden. Ne anlamadım. Oldu? Kim Cem? Ha, Kaşar Cem. Adam diye başta ses çıkıyor. Doğru yaptı mı? Yani senin o bize söylemek istemediğin şeyleri mi söyledi? Senin başka şeylerin var. Sağladım. Hocam yanlışlar mı yapıldı bana? Ya yanlış aslında yok. Bizim işleyişimiz daha farklı. Bizim patronumuz yok çünkü. Tüzel kişilik var ve yöneticiler var. Makam onayına tabi işlem olduğu için işten çıkarma. Biz... Adamı okumadığımız kitap gibi ama. Hani böyle sıkıcı kitaplar vardı. Kankam sen çok düzgün bir adamsın ya. Evet. Kravatını bile yumurtlamışsın. Eve gidince böyle çıkarıp normal takılıyorum ya. Hep böyle düzenli misin? Hep mi böylesin yani? Yani hep böyleyim. Allah Allah. Senin karakterin, sen evli miydin bu arada? Evliyim. Ne, eşin burada mı? Burada. Konuşup merhabalaşabilir miyiz? Bir tane. Beyefendi pillerini yenileyin bu arada. Adam karakter öyle ya. Karakter öyle de. Ben gerilirim senin yanında da. Çok şeysin yani. Çok düzgün adamsın. Bravo. Teşekkür ederim. Ben çok... Bu arada az önceki örneği... Senin yanında çok yavşak kaldık biz yani. Sen böyle gördüğün sorunları hemen şey yapar mısın? Eleştirir misin? Aslında dilim sivri. Diksiyon düzgün. Yani. Çok güzel ifade ediyorlar.
doğru diksiyonla... Lafımı sokarım diyorsun. ...törpülemişsin. Sokarım. Bak sen de toparlamaya başladı biraz. Yani sokarımlar hocam, başladı. Hocam o takım elbiseli öncelikle presentable konuşan kişiden... Bak sikerim ha sen. Kovuldun. Siktirme belanı ha. Ya nereden evet, geldin evet. Ya? Evet o içindeki cevher çıktı gördün mü? Bize direkt de söyle lan. Söylerim. Bizle ilgili eleştirilerini yapsana. Kimen Show'la ilgili? Yap bakalım. O yani, sivri dilinle. Aslında yok. Eşimle beraber akşama kadar sizi dinliyoruz. Senin hayatta belki eleştirmediğin, laf söylemeyen tek kişi biz miyiz? Muhtemelen. Senin hayatının biz teki miyiz? Hayır. Hayatımın teki eşim. Adam o. Bu şov gereksizdi ya. Bence yani... gerekliydi. Öteki tekini sorup belki sevgilim diyecek. O da yanımda. Yaptığın bir gafı veya kırdığın bir potu söyle. Sema Hanım. Teşekkür ederiz. İsmini yazmış. Çok merak ettim. Şöyle şu an erkek arkadaşım da yanımda. Ben kendisine telefonda konuşurken eski sevgilimin ismiyle seslenmiştim. Ay çok şey. Bir dakika sevgilinizin adı neydi? Efendim? Kanka adı Sinan, Osman, Ahmet. Şimdi bu da şey önemli değil mi? Hani benziyor mu isimleri falan o yüzden dedim. Peki yeni zamanların mıydı uzun? İlk zamanlarıydı. Ama bence ilk zamanlar çok takılma yani şey olmaz ya. Önemli değil bence. Ha o. Yani zaten onunla da görüşüyordum falan. Yani daha çok üzücüydü. Ay aklıma geldi, onu arayayım deyip kapatayım. Peki... Ben seni mi aradım? Şu anda o beyefendi mi yanındaki beyefendi? Yanlış ismini söyledin yani. Yanlış ismi söylediğin evet, kişi evet. Yanında değil de yeni sevgilin, yani ona söyledin. Evet, evet. Sen sevgililerine şöyle isim verelim sence. Şu an Sinan mı? Sinan kırmızı yeşil Serhat. Olsun. Biri kırmızı, biri yeşil olsun. Kırmızı yeşil, eski sevgilini zıpla. Fazla. Şunu diyeceğim. Öyle oyun mu olur amına koyayım? Sevgililer burada yatıyor. Vallahi öyle demek istemedim. Ayaklarının altına olur mu öyle oyun? Sevgilinin ismi ne şu anki sevgilinin? Serhat. 12'ne Ferhat falan öyle yakın mı? Yok hayır değil. Bamba. Ne? Söylesin. Hadi söyle valla. Kadir'di. Kadir. Ama sen bir şey bundan dolayı hassasiyet duyman bile ne kadar güzel bir kalbin evet, olur. Evet çok anladım. Peki kim sonra üstüne gitti? Sen özür dileyerek mi o da böyle şey mi yaptı? Yani o biraz üzüldü ama çok şey yapmadı ya üstünde evet. Durmadı zaten. Az, evet. Ama an üzülürse Kadir var. Beyefendi bravo size ya. Vallahi hani bunu uzatmamak ederim. Çok hakikaten. Hocam tebrik ederim Kadir Bey. Teşekkür ederim. Serhat Bey. Ay ben de karıştırdım ya. Çok özür dilerim buraya. Sen de olgunlukla karşılamışsın. Yani en başta evet dediği gibi biraz üzüldüm ama sonrasında çok şey yapmadım. Anlıyorum üstünde seni. Durmadım. Evet benzer şeyler yaşanıyor. Evet, onun o dediğine hiç... inandın değil mi yani sonuçta? Yani evet. Sonuçta kim inanır? Kadir inanır. Şakaya bak ama dokun. Sanki bence ondan kadar kendimize gelir. Eczacı var aramızda. Yemeğe takmış. Çok güzel yemek yerim falan demiş. Ya ben yemek yemeyi seviyorum evet. Enteresan bir takıntı. Bir de sizi food porn olarak kullanıyorum. Food porn mu? Food porn mu? Yani yemek yerken bir şey izlemek. Ona food porn mu deniyor? Evet. Oğlum sen... Ben yanlış biliyorum. Sen bence katalogları karışmışsın kanka. Ben ne izliyordum ya? Matcher değildi falan. Kanka. Anime, entai, hatman, futbol. Futbol ne demek? Ver bakalım. Beyefendi verir misin? Beyefendi? Hocam futbol ne demek? Abi şimdi şöyle... Bu arada bilir kişi konuşuyor. Sanki ne anlatacak? Şöyle yapıyor. Şimdi futbol Cem Bey öncelikle futbol... Şimdi ben şöyle falan diye evrakları karıştırarak. En kültürel şekilde en zevkli olabilecek... Bir sofra düşünün ve siz onu yerken onu aslında food porn kategorisinde yiyorsunuz yani. Onu paylaşıyorsunuz. Food porn'un aslında anlatılmak istenen gerçekten çok güzel bir sofra var. Siz böyle inanılmaz zevk alarak yemeği yiyorsunuz. Onu paylaşabilirsiniz bu kategori altında. Şu, mesela ben karnabahar yiyorum bayağı. Çok güzel. Anne food porn oldum ya. Vallahi. Ne güzel yapmışsın anacığım demek varken onu öyle mi diyeceğiz yani? Oğlum o babanın da sen bamya yiyeceksin herkese. Herkesinse ayrı. Porno ile ilgili bir şey. Ya bunu daha abartanlar var. Çok yiyenler var mesela. Hani fast food'u koyuyorlar bir durmuyor. Adam bir saat boyunca bir programda belki hatta 6 saat bunu yiyor böyle. Hatta canlı yayında insanlara bunu izletiyor. Eyvallah teşekkür ederim. Rica ederim. Otelci kim? Otelci. Hobi mi fobi mi buraya yazdın? Pavyona düşmek ya. Fobi. Pavyona düşmek derken çalışan olarak mı? Merhaba. 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 Üfledi adam lan. Çalışıyor mu? Abi pavyona düşmekten çok korkuyorum ya. Bunları yapacağım diye çok korkuyorum. Abi bir keresinde düştüm çünkü. Çalıştın mı sen pavyonda? Yok hayır. Başına bir şey geldi herhalde. Evet. Ha sen müşteri olarak gittin. Müşteri olarak gittim. Müşteri çalıştırıyorlardı az kalsın. Nasıl çalıştırmak istediler seni? Abi biz 17 yaşında gidiyoruz. Bir mekana gidelim dedik Taksim'de.
Hiçbir yerde bilmiyoruz. Reşit değiliz. İşte damımız yok. Birini bulduk biz oradan. Dedi ki sizi en kaliteli mekana götüreceğim İstanbul'da. Bodrum kata indik. Bir 20 tane kadın var içeride. Dans ediyorlar. Bizi oturttular. Dedi ki adam bunlar bizim misafirimiz dedi. Oturttular. İşte peçeteler, alüminyum folyoda mısırlar falan getirdiler böyle. Sonra kadınlar yanımıza geldi. İşte bizden makas falan alıyorlar böyle. Sonra adam dedi ki hadi dedi hesabı ödeyin dedi. Bir gittik. O zamanın parasıyla 15 bin liramı ne hesap çıkarttılar bize. Şampanya falan patlattılar mı? Hiçbir şey patlatmadılar abi. Ha, içinizde patlattılar mı? Az kalsın olurdu. Acayip para. Abi, ondan sonra işte biz dedik ki bizde o kadar para yok. Bizim üstümüzü aradılar. Böyle bir yazıhane gibi bir yere soktular. Bizi üstümüzü aradılar. Para olmadığını görünce kredi kartlarını aldılar. 500 çekiyor. Biraz daha bir 500 daha çekiyor. Hani çekebildiği kadar. Ben de dedim ki nasıl kurtulacağız buradan? Kalp krizi geçiriyormuş taklidi yaptım. Bir yap bakayım nasıl yaptın? Abi bir de yanlış tarafı tutmuşum yanlışlıkla. Heyecandan. Böyle bir ay omuzum. Bu şekilde böyle. Aa abi işte benim ilaçlarım var. Ben kalp hastasıyım. Niye siz bizim üstümüze geliyorsunuz falan. Ben burada ölsem ne olacak falan İyi diye. İyi taktik bu arada. İşte yani. Yedi mi adam? Şöyle bir şey abi. Dedi ki adam başları böyle. Çocuğa dedi su getirin dedi. Kalp krizine birebirdi. Suyu da ama şeyi 500 lira daha yazıyorlar suya. Hala işte, kadın getiriyor. Al şunu 3000 lira. Oo, hadi bakalım abi. Suyu adam getirdiler. Arkadaşım böyle yaptı. Durun dedi. Abi dedi su müessesinden değil mi dedi. Ona göre. Pardon ya şakanı yaptık yanlışlıkla. Evet biraz önce. Ben bir kalıp biliyorduk. Montajda keseriz abi burası. Sana şey yaparız. O zaman sen bir daha de, seyirci bir daha gülsün. Abi çocuk suyu getirdiler. Dedi ki durun dedi. Evet durun dedi. Bir dakika. Evet, bekleyin diyor. Bir dakika daha. Bak daha şaka gelmedi. Bir dakika durun dedikten sonra ne oldu? Durun sen dedi. Sen de o anla dön. He sen anlat. Suyu getirdiler. Çocuk dedi ki durun dedi. Abi dedi su ücrete dahil mi dedi. Allah razı olsun. Hocam bir şey söyleyeceğim. Gerçekten. Biz bunu böyle yayınlarsak utanmayacaksın değil mi? Yok. Bayağı ulan ne anlattım. De sevgine çağır bak nasıl gülüyorlar bana. Ben pavyonda kalp krizi geçirmişim abi bundan mutaj. Aramızda milli bir sporcu var. Nasıl? Milli ne sporcusu? Bilek güreşi. Bilek güreşi. Aynen. Milli bilek güreşi sporcusun. Evet. Bayağı ülkemiz adına böyle bilek güreşi yapıyorsun. Evet yapıyorum. Aynen. Şey ne diyorsun kanki? Bilek güreşi anlaşılır bir şeydi. Bu arada YouTube'da hep şey görüyorum. Reels'lerde falan. Tokatlama. Ha. Ne o? O Rusya'da yapılan bir yarışma. Gerçek mi? Yani olimpiyatlarda... Evet, gerçek. Gerçek. Evet, aynen. Bir de öyle hareketler yapıyorlar ya. Tokatı bir ondan sonra dümdüz gidiyor. Vallahi çok komik ya. Sizde bilek güreşinde ben bazen izliyorum. Eğlenceli. Yani evet. Tam kural var, araya giriyor işte. Tabii iki tane hakem oluyor. Bir baş hakem, bir yardımcı hakem. Yani yardımcı bilekler... hakem ne yapıyor? O da diğer yarışmacıya bakıyor. Yani iki yarışmacı karşılaştığı zaman sağ taraftaki baş hakeme bakıyor. Sol taraftaki de yardımcı hakem bakıyor. İkisi aynı işi yapıyorken niye biri baş biri yardımcı? Ona yardımcıya niye baş demiyoruz yani? İki baş niye olmuyor? İki hakem var, biri yardımcı da işte ne yapıyor? Bir tanesi ona baş hakem oluyor. Bir komutu veren hakem, baş hakem, her şeyi düzenleyen hakem o oluyor. Yardımcı hakem sadece diğer tarafın bileğine bakıyor. Demek ondan ki orada da tek adam var yani. Kaç müsabaka yaptın takriben? Ben 2008 yılından beri yarışıyorum. Kaç tane altın madalyan var? Çok fazla altın madalyam var. Üniversiteler arası Türkiye şampiyonu oluyor, normal Türkiye şampiyonları oluyor. Yurt dışında özel turnuvalar oluyor, onlara falan da gidiyoruz. Altın madalya bayağı normal, gerçekten altın ve değeri olan bir şey mi? Kuyumcuya götürsen mesela altın madalya bozar mı? Yok, teneke ama evimin baş köşesinde duruyor yani. Teneke, altın madalyanın altın değil mi? Kanka, yok altın değil. Bilek güreşinde belki altın vermiyorlardı lan. Diğerlerinde ısırıyorlar mı ısırıyorlar ya. Yok o bir poz biz de biliyoruz öyle pozları ama. Peki sen bir rakibini mesela yenemeye böyle endişe ettiğin bir tip oluyor mu mesela? Oğlum bu adam ne biçim bilek var bacağım gibi falan. Yani, tabii aynen ya, genelde böyle küçük elli ve zayıf elli olanlar biraz korkutuyor. Aslında tam tersi büyük küçük, zayıf elli mi? Ya, evet onlar biraz daha sert oluyorlar yani. Ben seni yenebilir miyim? Maalesef. Sen tesadüfen mi şampiyon oluyorsun yani? Ben mesela tam olarak bu elle sporcu olarak karşına gelsem korkar mısın benden? İşte elinizi tutmam gerekiyor. Şimdi orada yarışmada... Sen amacın ne abi? Anlamda. Sen tabii bir ki... yensen var ya ne bomba olur ha. Sen böyle gerçekten gerçek gücünle güreşsen, bilek güreşi yapsan hemen mi yıkarsın ben dayanabilir miyim sana? Kolunuz kırılabilir. Aa o kadar. Az önce eli küçük olan beni yener diyordun. Şimdi Cem Bey kolunuz yandı, kolunuz bende kaldı diye geri... Ben... İyiyim ya, bileğim iyidir. Ben arkadaşlar arasında iyiyimdir. Ben yenebilirim diyen var mı? Siz beyefendi veriyorsunuz kendinize. Gelir misin Yiğit'le beraber? Ya Yiğit, yenilirsen de o çok bomba olur ama ya. Adam sonra milli sporcu olarak o devam ediyormuş hayatını.
Heyecanlandım. Hoş geldin Yiğit. Nasılsın? Yiğit ne haber? Ne güzel adam lan. Böyle milli sporcu lazım bize. Bir de şuna bak. Oğlum bu normal, bu seyirci. Sanki adam. Sen bileği koyabilir mi? Yani arkadaşlar. Vallahi Yiğit. Hızlı bir insan değilsin. Kendine olan güveninden mi dolayı bu? Ben yani, onun arkasındayım, sen onun aksın hiç böyle. Ha bu benim Ali. Şimdi motivasyon cümleleri nedir? Ne diyeyim mesela? Kır bileğini Ali dayı. Anne ben hani bekleyeyim arkadaş. He. Şey gücünü versin. Hani boşunla oynasın falan gibi oldu. Sakatlık olmasın diye söylüyorum. Ama orada ellerimi kullanmıyorum. Böyle bir adam geldi. Aslan. Ben hakemim. Hakem ne yapıyor? Baş hakem. Ben baş hakem, bu yan hakem. Tamam mı? Tamam. Ben baş hakem miyim? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, ben baş hakem. Bu da yan hakem. 3 yıldır yanımda. Ben kimin eline bakıyorum Yiğit? Yan hakem kime bakıyor? Buraya. Ben buraya bakıyorum. Şimdi ben baş hakem buraya bakıyorum. Yan hakem buraya bakıyor. Ben baş hakem olarak başka bir şeylere daha bakayım. Ya bu adam tek hakem şuradan baksa görüyor zaten iki tarafı da. He? Tamam. Nizami misiniz? Nizami. Ben şimdi yalandan şovayım. Sevgilim gelmiş benim baş hakem, tamam mı? Şuraya bıçak koyalım mı bıçak kanka? Eli düşen girsin bıçak. Şuralarına bıçak koyalım. Ya da yakalım mı burada? Ya mayın koyalım ama bırakayım. Patlasın şuralar. Evet çocuklar, hoş adam geldiniz. Adam tek eline gidiyor ama. Karşım ya. Şimdi ben de biraz şovcu bir şey yapayım, tamam mı? Biraz da eyyamcıyım. Şu parmak şeyini oynayayım bakayım önce. Onu oynayayım bir göreyim. Güzel güzel, oyna ha, oyna. Oyna kim, evet, biliyor? Oyna. Oyna. Bilekleri Avrupa şampiyonu. Tamam. Ready? Abi adam güçlü. Sen gücünü veriyor musun? Daha vermiyor ver. Şimdi ben. Ver gücünü. Ver. Çekeceğim ben de. Gel ama bunu. Oha, indiremedik. Şiki olduğu çok belli olan bir yarışma olmadı. Yo, şiki bir yok. Ne diyorsun şimdi? Kardeşimiz bayağı amatör, hiç bu işlerde şey olmayan birisi. Güçlü mü? Yok maalesef. Biz de sert şeyler söylüyoruz. Yarışmada tabii bağırıp çağırıyoruz. Yarışmadan yani. Önce bir şey... Ben izledim, böyle videolar var. Bağırmalar var mı? Tabii sürekli bağırıp çağırıyoruz. Hadi sen... Esen isim neydi? Ömer. Ömer'e bir teşekkür ederim. Çok sağ ol Ömer'ciğim. Tebrikler Ömer. Kaybettin Ömer. Kaybedelim bizi. İyi sen ne o bağırma çağırmayı bir canlandırın. Haddini bilirsin inşallah bundan sonra Ömer. Gel Yiğit. O şey... iki tarafın birbirini demotive etmesine çalışması, tamam mı? Ben rakibim. Aa güzel, bak güzel, evet, karşı. Evet, güzel. Sen de bana bir çirkeflik yap. Ağla götünü silersin. yap çirkeflik yap. Çirkeflik yap bana. Şeyler var ya, şeyler ağzın kokuyor falan. O hareketleri yapsana. Yap. Yani yap. Nasıl yapayım? Aa ne kadar kibar adamsın ya. Bak seni sinirlenmek şöyle yapıyorum. Yüzünü çıkarıyorum, atıyorum. Oo. Tabii onlar biraz sinirlendirir tabii. Şu an yani bu şaka değil. Sen şu an bana kadar kızdın. Adamın eli kıpırdamadan. Sanki duvara vurdum. Kır, kır lan kır. Ne olacak ki, kır ama. Güç %10 tamam. Daha artıyor tamam. Aslında bağır. Yani bütün her şeyi, evet. Bütün çok her güzel şeyi bilgi verdin, farkında mısın? Bağırınca güç %10 artıyormuş. Artıyor mu? Tamam. Tabii artar, evet. Sen bağırma, ben bağırayım %10 artı başlayayım senden. Tamam. Bitti. Aa dur. Yapıştırsana, yapıştır. Yapıştır. Yapıştır ya, affetme. Oğlum çok güçsün ya, vallahi eyvallah. İyi dağıtacağım. Kaşım Yiğit. Evet. Eyvallah, ne güzel olsun. Buradan milli sporcusun. Bilek güreşine gönül veren gençlere ne söylersin? Yani zaten artık ortaokula düştü bilek güreşi. Ortaokullarda şampiyonları yapılıyor. Hani çok fazla talep var bilek güreşinde yönelik. Ortaokullara düştü diye sen pavyona düştü, ortaokullara düştü. Ayağı düştü gibi oldu. Ortaokullara kadar lise arası Türkiye şampiyonası yapılıyor. Bu spor atasporumuz olduğu için hani... Bu da mı atasporu? Tabii atasporu bilek güreşi, evet. Atamıza bak, hiç boş durmamış, hep spor yapmış. Spordur her zaman. Sadece eyvallah. Bilek güreşin değil, tüm sporları yapmaları fayda sağlar yani. Teşekkürler. Eyvallah. Tamam, eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. İyi bak kendine. Görüşürüz. Çok sağ ol. Kardeşim sana tebrik ederiz ya. Sen de ne güzel bak çıktın. Kendini gösterdin. Şey yaptın. Evet. Yani işte benden biraz kimse daha... elini kaldıramadı. Sen kaldırdın. Bravo. Evet. Bir elini kaldırabiliyor musun? O kadar gücün varmış. bu arada fanus sorularını bize cevap aynen, veren fanus. En kötü ilk randevunu anlat konusuna da Nuran yazmış. En son randevumdu. Ne kadar sonra? Yeni mi? 2,5 sene oldu. Biraz yakın Nuran. 2,5 sene önce son date'in mi? Hala birlikteyiz. Şaka gibi. Bu kadar kötü olmasına rağmen. Evet. Ne oldu? Mikrofonun yanındakine ver, ağırlık oldu. İlk görüşmemiz çok güzel geçti. Görüşme esnasında da muhabbet ederken Kaju'yu çok sevdiğini söylemişti. Ne? Kaju. Sonrasında ikinci görüşmede
bir tane cam fanusun içinde, kavanozun içine kaju koydum. Şimdi arabamı park ettim. O da dedi ki ben bir tane beyaz arabayla geliyorum dedi. Buluşacağımız mekana. Elimde kajulu kavanozla. Sen iyi misin? İyiyim. Yani aklıma geldi ya. Sadece. Hayır hayır. Yani bayılacaksın zaten. Bana beyaz bir tane araba yaklaştım. Elimde kaju kavanozuyla sempatiklik yapacağım ya. Çünkü çok beğendim. Arabaya doğru böyle yaklaştım. Kavanozu da böyle salladım. İki tane Hamza bana bakıyordu böyle. Karlı abi böyle amca. Bana bakıyordu. Tam o anda da Nuran diye bir ses. Kafayı bir kaldırdım. Aa, flörtün evet. Seni başka arabalara böyle böyle yaparken geldi. Efendim canım işim var bir saniye. Aynen, burada kaju ihracatına başladık. Beyefendi inandı mı bu arada? Yani hayır. Tabii doğru olan şeye inandı mı yoksa böyle ha falan mı oldu? Güldü mü? Ha, burada mı? Yok beyefendi değil zaten hanımefendi. Şu an burada da değil. Şaşırdı. Ha. Geliyoruz Netflix geliyoruz. Aa. Tabii canım. Ne güzel değil mi lan? Harika lan. Ne yapacağımı da şaşırdım ama. Hadi bilek güreşi yapalım. Ne desek şimdi? Ağzını sıçak. Böyle durmazsa ne yapmak lazım ya? Biz de. Bunu böyle çok değil mi rahatlıkla sonuç itibariyle mübarek Ramazan ayında falan diyor. Her yerinde oynamaya çalışıyor. İsmi ne hanımefendinin? Ceyda. O da Ceyda. İnsanların başına böyle şeyler gelebiliyor. Evet. İlk flörtte ama ilk date'te sonuç itibariyle kaju çok sevdiğini öğrenip kajuyu sallaması. Yani sonuçta kajuyu götürmesi. Gerçekten benim de çok ilgimi çekti kajuyu sallaması. Peki 30'luk kavanoz mu diyorsa 60'luk kavanoz. Ay Nurhan çok da bugün kimle geldin bugün? Geçen sene aynı okulda görev yaptığımız sandık müşahisi arkadaşım. Sonrasında çok yakın arkadaşım oldu. Onunla birlikte geldik. Doğum günüydü. Doğum günü hediyesi olarak. Aa, size hediye ettim. Teşekkürler. Aa, ne güzel. Mutlu yıllar ne diliyoruz. Güzel. O da hanımefendi değil mi? Görüyor musun? Tamam. Yok göremedim şey dedim ya. Arkadaşım. Yok arkadaşım. Tamam canım. O yani. O, ne? Kaju. Ne oldu? Ne oldu herkes bir gerildi? Çok güzel. Hayır. Allah arkadaşım. Allah. Ne oldu? Çok güzel. Nasıl yapıyorsunuz falan? Hiç anlamıyorum öyle şeyler. Ya canım benim ya. Ne güzelsiniz ya. Vallahi çok güzel. Bir gün izlemek istedim. Vallahi ya saçmalama. Hayır yerim demezsin ya. Arkadaşlar ben işin biraz montajını düşünüyorum. İlla kaşı mı sallayalım? Bunu söyledikten sonra bizim ağzımız gözümüz oynamasın. Normal konuşalım. Aynen normal çok karşı. Çok güzel bir şey hikaye. Arada, çok güzel. Hiç problem çok yok. Çok güzel demene de gerek yok. Ne? Onu da yok. Heteroseksüel şey mi can? Nişanlı mısınız? Çok güzel bir sevişmeniz. Evet. Evet. Bizi ilgilendirmez. Aynen. Bizi hiç ilgilendirmez. Bu gayet olağan. Çok bunu paylaşman çok hoşumuza gitti. Sevgiyse söz konusu Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma çok fazla fark etmiyor. Hemfikiriz. Aynen. Bravo. Aynen öyle. Yani hırsızlık yapmıyorum, kimseyi kandırmıyorum. Tamam, sakin ol bana. Sadece... Bunlara da gerek yok. Yani hırsızlıkla mukayese etmeniz hırsızlık yapıyorsunuz, cümle... hırsızlık yani... yapıyorsunuz. Ceyda Hanım'ın kalbini çalmışsınız. Ha, bu arada bunu gerçekten hırsızlıkla mukayese ederek anlatmana da gerek yok. Sevgi sevgidir. Öyle bakma. Yani bakma. Aynen evli birisiyle de birlikte değilim. O da bir nevi bir hırsızlık. Ya onu da yapabilirsiniz. Ne var ya? Her şey. Herkesi böyle. Bak yandakini cüzdanı çalmışsın. Normal cüzdanı çalma bak. Bu arada... Yüzden... Bunu söylememdeki medeni cesaretten ötürü tebrik ettiniz ya, yanlış bir şey yapmadığımı düşündüğüm için evet. Bunun bir medeni cesaretle de alakası yok. O da değil işte, o evet. Diyorum ya iki ucu böyle şey, ne desek hiçbir şey, ne diyorsun susacaksın. Evet, bunu söylemiş olmanın medeni cesaret olmadığı günlerin gelmesi en doğrusu zaten. Leyle. Normal karşılamak ve normal konuşmak. Sonuçta herkesin kendi, ama bu kadar uzattığımız için de boka sarıyor. Evet. Çok tatlısın Nurhan'cığım. Çok tatlısın. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için bu hikayenizi. Evet. Sıradaki habere geçiyorum. Erzurum'da... Gün geçmiyor ki. Erzurum'da iki gay çift... İki gay çift değil, bir gay çift. Biri gay, biri çift falan demeyi. Bunlar üç kişilermiş abi falan demeyi bambaşka bir haber. Bunu sordun mu? En son ne için özür diledin sorusuna da... Tugay ve Yasin. Cevap vermiş. Sen ne için özür diledin? Ya ben dün işten geldim işte sabah 9-10 gibi. Uyudum saat 2 gibi kalktım bir PlayStation oynayayım dedim.
O sıra oğlum şey izliyor, telefonda YouTube izliyor. Şimdi hanımefendi kızacak da niye telefon veriyorsunuz diye şimdi. O bizim kurtarıcımız zaten. Yani günde 30 saat olsa 30 saate veririz eline, hiç sıkıntı yok. Ondan yana hiç sıkıntı yok yani. Biz dayakla büyüdük, oğlumuz tabletle şeyle büyüyor. Her neyse, PlayStation oynuyorum. Hangi günü düzelteceğimizi şaşırdık ama ortaya bütün yanlışları söyledi. Online maç yapıyorum. Birden ekran gitti, YouTube'a girdi. Ben de bağırdım Metin Oktay diye. Ondan sonra başladı benim oğlan ağlamaya. Döndü annesine, dedi ki babam bana niye kızdı filan. Metin Oktay ne alaka ya? Oğlumun ismi. Hayır, ben de diyorum ne alaka ya Metin Oktay. Ben de anlamadım. Hacı! Hani bir anda pardon, ben Metin Oktay'ın oğlunun olduğunu anlayamadım. Bayağı sıkı Trabzonsporlusu. İki isimli mi? Fenerbahçe'yi filan dermiş. Peki çocuk büyüdü. Dedi ki baba ben Beşiktaş'ı çok sevdim. O imkanı yok. Mesela benim, bak, yarın benim ismim de şeyler yapıyorsun yine. Hayır, benim ismim de Tugay Kerimoğlu'ndan gelme mesela. Benim babam da fanatikti. Sen Tugay Kerim misin? Yok, Tugay sadece. Sadece Tugay, Kerimoğlu'ndan. Mesela ben doğduğum zaman babam iki ay isim koymamış. O sıra Tugay Kerimoğlu Avrupa'ya falan gitmiş. İlk iki ay ne demişler? Yeni klasörü. Yok. Hadi bir muhabbet var ya, anneme soruyorum, babama soruyorum. Ne dediniz? Yani ismine gerek yoktu diyordu. Zaten yatıyor falan diyordu yani. Eyvallah, eyvallah, teşekkür ederim. Bir de şey verelim, bir arkadaki vardı beyefendi. Merhaba. İsim neydi pardon? Yasin. Yasin'cim. Sen neden özür diledin? Yakın zamanda oldu. Nişanlımla geldim. Bunu yazmamı da istemedi. Şimdi söylememi de istemiyor ama söylemek zorundayım. Söyle be. Ben insanları hadsizce yargılamayı seviyorum. Özür de dilemiyorum. Belli bir seviyede. Mesela kimi... Yakın bir zamanda çevresinden birini yargıladım yine. Ailemin yanında hem de. Kimdi? Ne için? Kim olduğunu söylemeyeyim de mesleğini kötüledim. Mesleği neydi? Fırıncı. Ne dedin? Sen ne dedin? Fırıncılar hep böyle oluyor tarzı bir... Fırıncılar nasıl oluyor? Ya bilmiyorum. Biraz kaba olabiliyorlar ya bazen. Nasıl bir kabalık yaptı? O bir hayal bir kabalık yapmadı. Ben genelleme yaptım sadece. Beni de bitiriyorum burada. Daha adam bir şey de yapmadı yani. Daha önce hiç fırıncı ile ilgili problem düşünmedim. Hatırladım. En son mesela yolumun üstünde işe giderken bir fırıncı vardı. Sabah 6 falan, adam kıllı. Sigara içiyor, orada ekmek yapıyor falan, midemi bulandırmıştı. Belki de oradan bir ön yargım var. Bir tane adam kıllı. Ama genelde fırıncı kıllı olmuyor mu zaten? Acayip ön yargım. Hayır, hepsi ağda yapıyor diye biliyoruz biz. Sen, o senin yanlış düşünceler. Kıllı, kolları da hamurlar dönüyor falan. O zaman ekmek de yemiyorsun sen. Yok, çok yiyorum, tam tersi. Kıllı kıllı falan. Evet, tadı oradan geliyor. Sen hocam, de ekmek evet. Buldun da kılsızın. Ya tamam. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Eyvallah ya. Hadi ödülü şey verelim oğlum. Gecenin akılda kalan izleyicisine ödülümüzü verelim. Program başında konuştuğumuz ve sahneye de aldığımız kırmızı yeşili daha tam ayırt edemeyen pedagog hanımefendi. Türkiye food porn uzmanı beyefendi. Olur da pavyona düşerse ilk kurtulacak kardeşimiz. Eyvallah. Bileği bükülemeyen yiğit, milli güreşçi. Çok tatlı. Onu arabaların önünde kaju kavanoz sallarken görürseniz anlayın ki date'i var, Nuran. Büyük Beşiktaşlı Tugay, oğlu Metin Oktay olan. Hiç anlatmam gerizekalı. Fırıncılar ön yargı beyefendi. Galiba gecenin kazananı sanki Nuran mı? Biri daha çok yüksek aldı. Bizim milli sporcumuz da aldı. Yiğit ile Nuran aldı. İkisini bence de... bir şey diyeyim mi? İkisine de verelim. Hayır, bunu. Bilek güreşi yapsa kazanan. O zaman hem Nuran hem de Yiğit. Ödülümüz gecenin... 1 kilo kaju. Yiğit. Yaşadın Ceyda. Ve sana da kavanoz. Ona verirsin artık. İkisine de verelim bence. Aynen öyle. Burada olmamız çok güzel. Çimen Show'u izleyip büyütmek ve hep beraber bir yerlere getirmiş olmak bizi çok mutlu ediyor. Arkadaşlığımızın buralara kadar gelmesi gerçekten çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi ki siz geldiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Var olun. Teşekkürler. Seviyoruz. Sağ olun. Sevgiler. Eyvallah. Hoşça kalın. Eyvallah. Çimen biter.